O konuyu konuşan erkeklerin yanındaki masada oturan kadın olmak. Çenem düştü. Yine mi düştü? Işıklar içinde yatı olmayacak. Herkese merhaba, For Life TV'ye tekrar hoş geldiniz. Kim Haklı'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün tabii yanındaki arkadaşım değişti çünkü diğerleri artık dayanamadılar. İlk oyundan sonra dayanamadılar artık. Bunu öğrendim yok. Tepki veremediler, kaldılar öyle. O yüzden bırakmak zorunda kaldılar. Dediler hocam biz çekiliyoruz filan. Artık bir aksilik olmazsa Ebru'yla devam edeceğiz. Bu haftanın konusu edep. Edebi konuşacağız. Ben yine bir centilmen bir erkek olarak ilk arkadaşıma söz veriyorum. Ebru, edep nedir? Şimdi centilmenlikten girdin, ilk olarak dedin orada. Şimdi benim sana karşı bütün salonlara geçeceğim okların hepsini bıraktırdın yani. Edep nedir? Evet, aslında bu çok geniş bir konu, geniş bir kavram ama tabii ki özellikle kadınlar tarafından ele alındığında. Ama benim için ne ifade ediyor dersek, saygı aslında. Edep eşittir saygı. Yani bireyin kendisine ve etrafındakilere, diğer bireylere gereken ortamda, gereken özeni, nezaketi, olması gereken bir hal ve durum içerisinde olma hali diye öyle kısaca bir özetleyebilirim. Sonra açarız tabii ki bunu da. Tabii senden gelecek sorular. Peki, sence bir kadın için edep nedir? Biraz önce erkek tarafından mı sormuş? Cevaplamıştım bunu. Yine kadın tarafından cevaplamıştım. Yani. Nedir sence hani bir kadın için edep? Bir kadın için edep, bir kadın nasıl edepli olur? Ramu açıyoruz. Yani, aynen. Edep. Aslında en başında söyledim. Ya benim kendime olan saygımı koruyarak ve kimseyi rahatsız etmeyerek davrandığım her halim aslında edebe giriyor. Bence, bana göre. Bir kadın olarak toplum içinde. Yani bir rahatsızlık oluşturmadığım takdirde ama o rahatsızlık da neye göre, kime göre çok değişkenlik gösteriyor ya şu anda. Hani şöyle, herhangi bir espri var. Kadın arkadaşlarla oturmuşuz bir yerde. Birazcık fazla güldüğümüz zaman ya da o gülme tonajımızı biraz yükselttiğimiz zaman herkes işte fazla mı edepsiz ne diye belki yorumlanabiliyoruz. Yani bilmiyorum. Yani oradaki benim hani duygu durumumu ve gülmem ya bir mutluluk neden seni o kadar rahatsız ediyorsun ki yani ben kendimce edepliyim sana da bir şey yapmadım. Ha en fazla şuradan gelebilirsin bana. Rahatsız oluyorum kitap okuyordum ya. Ha çok pardon özür dilerim sesimizi biraz daha alçaltabiliriz. Nezaket aslında saygıya geldik yine işte hani bana göre bu. Gerisiyle oradaki ortamdaki hiç kimsenin de çok fazla ne yargıda bulunması ne de çok fazla üzerimize işte işaret edilmesi gerekmiyor bence. Peki düşündüğün zaman mesela sen bir kadın olarak edepli misindir? Mesela hani ben erkek olarak kendimi aldığım zaman ben edepsizim. Yani herkese her şeyi rahatsız edebilirim. Edepsiz bir adam. Edepsiz. Sen? Ben normal, yani düşündüm evet bu bana göresini zaten tarif ettikten sonra edepli olduğunu düşünüyorum. Ama o zamana kadar bilmiyordum. Bilmiyordum. Hayır şu an düşündüm. Edepliymişim lan ben. Yo edepliyim. Evet edepli davranıyorum. Tanınma göre içine dolduruyorum. Ama bu her an değişiklik gösterebiliyor. Mesela edepsiz bir erkeğin karşısında ben edepsiz olabiliyorum. Hani içimden çıkıyor o edepsizlik. Onun için bana karşı hep öylesin. Anladım. Olabilir. Olabilir. Aynen. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Yani edep aslında tamamıyla insanların birbirlerine karşı yani karşındaki edepsizse sen de edepsiz olabiliyorsun ya da edepliyse sen de edepli ona göre bir davranış sergileyebiliyorsun. Ya o insan olduğunuzdan kaynaklı. Hani neyin ne kadar absorbe edebileceğiniz veya orada işte ne kadar sabır gösterip tolere edebileceğinize bağlı. Ama bunu çok fazla şey etkiliyor. Yani o gün benim nasıl olduğum, sinir sistemim bir saniye önce ya da bir saat önce ne yaşamış olduğunu falan çok bağlı, çok göreceli kavramlar. Yani edep kavramına tekrar geri dönersek karşımdaki kişiye de şekil alıp almamam, edepli ya da edepsiz olan aslında fren orada otokontrol devreye girip bir edepsiz de aynı eşdeğerde olmama noktasında kendi kontrolünü sağlamak da. Ama günümüzde o kadar zor ki yani sürekli karşı taraftan işte ne bileyim bir
artık tacize varan bakışlar ya da işte eleştirel hareketler, sözel hareketler falan olduğu zaman artık kadının bir noktadan sonra biraz sesini çıkarması, edepsize karşı ben de senin anladığın dilden konuşmak zorundayım deyip biz de içimizdeki o başka edepsizi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ama aslında o yani. Bir yandan neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Başkalarının edepsizliğinden, yani şöyle örnek olarak hani tabir edersek, bir eğlenceye gittiğin zaman edepsiz olan birisi, mesela örnek veriyorum, hani kesinlikle yanlış anlaşılacak bir şey söylemek istemiyorum da. Çok edepsiz bu arada. Şey, örnek veriyorum işte dekolteli, mini etekli bir kadın gittiği zaman edepsizce davranışlarda bulunduğu zaman başka edebine, hani oturmasına, kalkmasına önem veren, dikkat eden kadınla gitse ondan ne gördüyse ondan da aynı şeyi göreceğini düşünüyor mesela. Yanlış mı düşünüyor? Sonra da yani orada işte bu az önce söylediğin tepkimeler ortaya çıkıyor işte. Bunlar ortaya çıkıyor, evet böyle ama şöyle orada da diyeyim. Birazcık erkeğin de edepsizliği var işte, yani bir erkek bir yere gittiyse, bu alkol almaya da gitmiş olabilir, yani eğlenceye de gitmiş olabilir, bir rakı masası da olabilir, bir çay içmeye de gitmiş olabilir. Edebiyle oturup, edebiyle, yani sen oraya arkadaşlarına sohbet etmeye gittiysen ya da tek başına kalmak istiyorsan, bunun için gittiysen, o zaman edebinle oturacaksın derler yani. Evet. Oturacaksın, içeceksin, gideceksin. Anladın mı? Hani ya da eğlenmeye gittiğin zaman da arkadaşlarınla gidiyorsun. Ama göz hep arkadaşların dışında her yerde geziyor. Ya şöyle, şimdi bu eğer kişiler bazında alıyorsak, şu ben buraya geldim, arkadaşlarımla oturuyorum. İşte şurada bir karşı cinsim var. İşte ben o tarafa doğru yöneliyorum. O karşı cinsin ona ne derece izin vermesiyle alakalı bir şey. Bu adam o tarafa doğru yöneldiği zaman, karşı cins ona eğer izin verir bir şeyse, bu adam da o zaman edepsizlik yapmış olmuyor. Ya bu yine şeye giriyor yani... Edepsiz edepsizi çeker mi diyorsun? Edepsiz edepsizi çeker. Yani bu kadın ya da erkek dengesinde de böyle. Burada normalde sınırlara ne kadar müdahale etmekle ilgili bir şey. Belki oraya değiniriz. Evet, çizgi. Yani izin verilmediği halde ya da işte orada bir tahammülü aşmadığınız sürece içerisinde bulunma, yani bulunduğunuz noktada edepsiz oluyorsunuz ya da edepli oluyorsunuz. Ya bu çok göreceli işte, çok değişken. Anladım. O zaman şey yapalım mı? Bir sokak röportajlarını izleyelim. İzleyelim bakalım, merak ediyorum. Aynen. Kimler bununla ilgili neler söylemişler? Bir izleyelim bakalım. Nedir? Yani kişiden kişiye göre de değişen bir kavram diye söyleyebilirim açıkçası. Yani yaşadığımız hayata göre, edindiğimiz tecrübelere göre değişebilir. Merhabalar, For Life TV'den geliyoruz sizlerde. Kim Haklı programımız için bir röportaj yapmak istiyorduk. Sizler için de uygunsa kanalımızda yayınlamak istiyoruz. Tamam, konumuz edep nedir üzerine olacak. Sizce edep nedir? Edep çok kavramlı bir şey aslında, yani kısıtlayamayız. Bir insanın yürürken de, konuşurken de, bir kişiyle iletişime geçerken de, yani çok çeşitli bir şeydi. Hani edebi, şimdi dışarıdan baktık, birisindeki kıyafetin böyle, ne kadar edepsiz. Buna da yönelmişsin. Ağzından kötü bir cümle çıktı, küfür etti, ne kadar edepsiz. Yani edebi çok açarız. Çok kısıtlı bir şey değil. Yani tanımı var mıdır derseniz, bir şey diyemiyorum. Saygı, sevgi, tek tanımı bunu yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz For Life TV'den geliyoruz. Kim Haklı programımız için bir röportaj yapmak istiyoruz. Sizler için de uygunsa kanalımızda yayınlayacağız bunları. Tamam. Bugünkü konumuz aslında edep üzerine. Sizce edep nedir? Edep, İnsanoğlunun yeryüzüne gelişinden beri kendi açısında koyduğu bazı kriterler vardır. Şimdi bir iş yeri düşünün. Bir iş yerinde bir disiplin olması lazım. İnsanlar devlet memuru olduğu zaman takım elbiseyle gitmeleri lazım. Ve bunun gibi binlerce örnek açabiliriz. Tabii vakit dar olduğu için. Edep de insanın doğasından gelen bir şey. Şimdi edeple vicdanı birbirinden ayırmamamız lazım. Vicdan ve edep. Edep, insanların karşıdaki insanlara karşı merhameti, sevgisi, bir de insani kriterlerin dışına çıkmaması lazım. Hani bazen
derler ya, edep yahu. Yani edep de gelen, edep de gider. Aslında bunlar birbirine bağlı olan şeyler. Edep, sevgi, saygı, utanma duygusu. Şimdi bu edep dediğimiz kavram biz insanlara yüklenen bir kavram. Yani eğer bunu biz kendi içimizden çıkardığımız zaman bizim o zaman hayvanlarla bir farkımız olmaz. Tabii hayvanlar onlara yüklenen bilgi farklı, insana yüklenen bilgi farklı. İnsan düşünen bir varlıktır. Daima öğrenen bir varlıktır. İnsan yükselişe de geçebilir, daha alt kısma da inebilir. Yani o beynin çalışmasından ötürü olan bir emektir. Edep dediğimiz konu da daha nazik, daha insanlara karşı daha... Çünkü her insan zorlu bir mücadele veriyor. İnsanlara karşı nazik olmak lazım. Ve bilgiyi yüklemek lazım. Çünkü bilgi olmadı mı insan hiçbir şeye yaramıyor. Hatta Kafka'nın bir sözü var. Beyinlerimiz savaşsın isterdim bayım ama siz silahsızsınız. Bilgi en büyük silahtır. Bilgi insanı daha ileriye götürür. Çünkü cahil kendine düşman, sana dost olmaz. Gerektiği yerde konuşmak, gerektiği yerde de susmasını bilmeli. Edep dediğimiz şey budur. Yani insani kriterlerin içinde asla vazgeçilmeyecek bir şey. Edep. İnsanın hayvanlaşmasına engel olabilecek. Hatta Charlie'nin bir teorisi var. Diyor ki, insan kendi içinde gölge taşır. Gölgesiyle tanışmayan insan cahil insandır. Gölgesini tanıyıp gölgesini bastıran insan akıllı insandır. Gölgesini dışarı vuran insan da kötü bir insandır. Çünkü her insan gölgeyle gezer. Gölge dediğimiz kötülüktür. Bazı insanlar kötülüğü bilir ama yapmaz. Bazı insanlar da edep olmadığı zaman kötülüğe meyil gider. Hatta insan utanmadıktan sonra istediğini yapması lazım. İstediğini yapabilir. Ama edep o bir sınırdır. Onun ötesine geçmeni vicdanen seni frenliyor. Onun için edebi tutmak lazım, atmamak lazım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Çok sağ olun. Merhabalar. For Life TV'den geliyoruz. Kim Haklı programımız için bir röportaj yapmak istiyoruz sizlerle. Tamam, bugünkü konumuz edep üzerine olacak. Sizce edep nedir? Edep, insanların kendi dünyasının içindeki saygıyla ilgili insanlara bakış açısı. Edep böyle bir duygudur. Ama bunu yaşamak lazım ve yaşarken de insanlardan karşılığını istemek lazım. Böyle bir güzel duyguyla kapatıyorum yani konuyu. Edep budur bence. Merhabalar. Sizce edep nedir? Edep, insanın kendi düşünce özgürlüğünden ibaret. Yani şöyle aksettireyim. Edep bir insanın vicdanı. Yani şöyle. Edep herkesi eşit görmek. Yani ben şunu söylüyorum. Bir insan zaten Müslümansa zaten edeplidir. Bunun işte başı kapalısıydı, başı açıydı falanı yok. Edep bir insanın vicdanıdır. Hani ben kısaca şöyle özetleyeyim. Bütün yaratılmış insan olarak canlıların hepsi eşittir. Tabii biri kısadır, biri uzundur, biri siyahtır, biri beyazdır. Zaten bunlar olmazsa biz olmazdık. Beyaz olacak ki siyahı göresin. Edepli olacaksın ki çirkini göresin. Ama hakir görmeyeceksin tabii ki. Bence edep bir insanın vicdanı. Evet, sokak röportajlarımızı da izlediğimize göre biz artık tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi edep tabii bir tek insanlar hani kadın ve erkek olarak bir ticari anlamda da. Tabii canım, hayatın her anı. Aynen. Yani aynen. İşte ticarette çok edepsizlik yapan insanlar da var biliyorsun. Yani eskiden işte pirincin içine taş karıştırırlarmış. Ne bileyim, şekere işte pirinç karıştırırlarmış. Bu aslında bir ticari edepsizlik. Aynen öyle. Eskiden pazarlarda kartların çift yüzlü, çift fiyatlı olması. Onlara denk gelmişliğimiz var. Aynen. Yani ne bileyim, yemeğin içindeki edepsizlikler. Yani ben yemek sektöründe olduğum için çoğunu biliyorum. Yapmıyorum ama hani biliyorum. İstesem yapıp belki
kazancımı ikiye de katlayabilirim ama bu da benim hem şahsi hem de ticari edebime uymadığı için mesela ben böyle bir şey asla şey yapmıyorum. Doğru, konu şubeye giriyor yani. Eğer ticaretin içindeyse normal hayatın akışında da bir kazanç söz konusu olduğu zaman orada daha fazlasını elde etmek için kandırma hareketleri. Bu da edepsizlik. Aynen öyle. Yani gerçeğin dışında edepsizlik. Şöyle bir şey var. Abi hak ettiğini kazan ama edebinle kazan. Hani insanları dolandırmadan kazan ki o para boğazından geçerken ya da ailenin boğazından geçerken rahat bir şekilde o lokmayı yutabilir. Önemli olan bu. Gerçekten. Yani o yüzden edep aslında gerçekten hayatımızın her yerinde, her şeyde. Yani kişisel birebir ilişkilerde, çoğunluk ilişkilerde, edep ticari ilişkilerde de çok önemli. Aynen öyle. Şu anki zaten hani sistem, ekonomi, bu durum insanları çok köşeye sıkıştırmış noktada da insanlar edepliyken edepsiz hale de gelebiliyor. İster istemez belki hani hiç bana yakışmıyor dediği hareketleri yapmak durumunda kalıyor o ticari kaygıyla. Evet yani bunlar aslında genel bir problem, genel bir sorun. Yani çatırdatıyor alt taraftan, bir şeyleri kaynatıyor. Yani olduğumuz durum ve halden çok başkalaşıyoruz. Belki de gerçekten hani evriliyoruz, bir yöne doğru gidiyoruz, kendimizden uzaklaşıyoruz. Kendimize olan öz saygımızdan uzaklaşıyoruz. İnsan olmaktan çok fazla uzaklaşıyoruz. Tabii çok yönlü bir konu. Ben mesela hani bu edeple ilgili başka boyutlardan her yerden aldığımız zaman böyle bir özlü sözler hani bize zamanında söylenmiş olan bu düşünürlerin felsefe tarafından baktığımız zaman hani onları da mesela açabiliriz. Kimine göre işte evet çok iyi, çok doğru söz dediğimiz noktada kalabiliyor muyuz? Ne kadar kalabiliyoruz? Mesela bak hani edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum sanır. Hazreti Mevlam. Şimdi baktığımız zaman konu ne kadar güzel değil mi? Evet. Şimdi biz buna geldiğimizde açalım bunu. Ben edep sizin karşısında susmak durumunda kalıp edepliyi oynamak durumunda, edepli olmak durumundayım. Hakkıma giriliyorsa benim cevap hakkım, kendini ifade etme özgürlüğüm ya da orada bir ben konuştuğum zaman edepsiz mi oluyorum? Yani. Bak. Mesela bu. Ya, hakkını aramak, hakkını önemsemek edepsizliğe giriyorsa biz o zaman dünyanın en edepsiz insanlarıyız. Yani hani bu buradan çok değişkenlik gösteriyor. Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. Şems-i Tebriz. Çok güzel. Harika. Çok önümüze. Şu an bunu günümüze taşı. Şimdi bak bir daha söylüyorum. Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. Şimdi edebim kadar akıllıyım. Beni çığırımdan çıkardılar. Bir edepsizlik yapıldı. Savunma hakkım olarak kendimi ifade ettim. O zaman ben hem edepsiz olduğum için de akılsız grubuna mı giriyorum? Ben bunları açıyorum hocam. Kafam yanıyor gerçekten. Contaları yakıyorum. Evet. İster misin bir tane daha gelsin mi? Sorayım onu da sen aç o zaman. Şimdi edebim el vermez. Edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap. Edebi elden gidene. Yunus Emre. Lütfen bunu açar mısın ve günümüze yorumlar mısın? Bu güzel yorumun için teşekkür ediyorum. Instagram'da paylaşmış mı? Evet. Söylemek istediği şu. Size edepsizlik edene edeple karşılık vermeniz sizin edebinizden gelir. Evet, edebinizden. Susarak. Aynen. Şimdi şöyle, bize edepsizlik geliyor. Şimdi büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe her zaman saygısı öğretildi ya bize. Mesela aile içerisinde, toplum içinde. Bu da aile içi bir edeptir. Evet, yani. Aile içi edeptir. Baba bir şey söylerken çocuk susar ve dinler. Hepimiz bu öğretiden geçtik, böyle öğrendik. Evet. Ama işte bunun karşısında eğer o çocuğa bir akıl veriliyor ve o verilen akıl ya da işaret edilmesi gereken şeyde bir hata, eksiklik, yanlış varsa çocuk ama kendini ifade, ama baba öyle değildi demek istediğinde söz hakkını kullanmak istedi, sus, babaya karşı konuşulmaz, edepsizlik etme mesela bu. Değil mi? Çok güncel. Aslında ama bence zaman, bu bir edepsizlik. İşte kendini ifade etti. Şimdi o oradan anlıyor. Çocuk özgüvende geri kaçıyor bu sefer. Konuşmamam lazım. Susturuluyoruz. Aynen. Susturulmaya alıştırılıyoruz. Şimdi hani bunu da tartışabiliriz. Tamam, başka açılarda, platformlarda. Hepsi ayrı ayrı konu başlığı aslında. Aynen. Şimdi aslında bak mesela aileden bahsettiğimiz zaman aile içi edep yani. Çocuğa da verilen, ailenin içinde de ailenin birbirine karşı tutumları, anne çocuk, baba çocuk, anne baba ilişkileri arasındaki bu edep de
önemli. Yani şimdi bakıyorsun mesela hani yeni nesile baktığın zaman ne anne tanıyor ne baba tanıyor. Yani bizim zamanımızdaki gibi. Hani bizi annemiz babamız çağırdığı zaman şu saatte geleceksin dediği zaman biz o saatte evde olurduk mesela. Ama şimdiki nesile bakıyorsun yani. Ama şu an o itaat etmeye ve benim kendi kişisel alanım ve özgür düşüncelerim var. Şu an evde olmak yerine burada arkadaşlarımla şu eyleme devam etmek istiyorum. Bana lütfen saygı duyulsun diye bir savunmaya geçiliyor ki bunun da haklılığı da sorgulanır. Yani ama ebeveyn tarafından o noktada senin ama bu saatte dışarıda olman şunlara şunlara sebep açar. Yani yol açar açısından orada bir... Sonuçta şu, birbirimizi aslında dinlemiyoruz. Aynen. Birbirimize kendimizi hepimiz ifade etme ve kendimizi açıklama fırsatı sunmuyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Hepimiz telefonlara gömülmüş durumdayız. Evet. Ya bir örnek vereceğim. Çok genel, erkekler arasında görüyorum genellikle. Kadınlarda da aslında bu var. Ortada bir tartışma var. Tartışılıyor. Orada eğer tartışmanın konusu olarak hararetli olan taraf biraz daha küfüre kaçan ya da işte o karşı tarafın izzeti, nefis, onur taraflarını birazcık böyle kaşıyan noktalara geçtiği zaman tartışmanın boyutu tamamen büyüyor. Değişiyor. Başka bir açıdan ele aldığınızda ona eğer sakinlikle karşılık sadece bu sözcüklere yer vermeyip sadece bir açıklayıcı tarafta olduğunuz zaman o alev sönüyor. Aynen. Ya demek ki aslında bu edep, edepsizlik, edepin edepsizliğe kayması, neye göre, kime göre noktalarında bizim iletişim problemimiz de toplumsal olarak ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Konuşurken de yani bir cümle kurarken de karşımdakinle ilgili ne kadar tanırsam tanı, konuştuğun kişiye de yani konuşma edebinde, konuşmanın da hani bir adabı, edebi vardır derler ya. Hı-hı. Bu da önemli. Evet. Yani karşındakiyle senin aynı zaman mesafeni ya da birlikteliğini, dostluğunu, arkadaşlığını etkileyebilecek bir şey. Karşındakiyle nasıl konuştuğun, konuşma edebi de önemli. Bu aslında ticarette de önemli. Yani gittiğin yerde mesela konuşma şeklin, konuşma tarzının karşı taraftakini, bunun edebini işte hani bildiğin zaman işi alabiliyorsun. Şimdi mesela işi alamayabiliyorsun. Alamıyor biliyorsun. Ben bir şeyin kafenin camında gördüm. Güler yüzlü olmayan esnaflık yapmasın. Adam ilk önce bunu asmış. Tabelası kadar büyük pul dolarla asmış. Çok aynen. Doğru, harika. Esnaflık aynen. Yapıyorsun. Bunun kendi kuralı, bir kaidesi var. Hakikaten içeriye girdiğim zaman onu değil de seni tercih etmemin sebebi nedir? Bana düzgün davranman, müşteri olarak geldiği zaman güler yüzlü. Evet böyle, bunu yapmayı bil. Senin o gün yaşadığın can sıkıntı, ben sana empati kuramam mesela. Ama sen orada senin, benim senden beklediğim edep, bana sorduğum sorulara düzgün cevap vermen ya da benimle naif, nezaketli bir şekilde ilgilenmen. Bunu yapabilecek kapasitedeysen buyur yap, esnaf ol, devam bunu et buna. İsteyebilecek kapasitede olan müşteriler de var. Ben yaşıyorum mesela, evet. Anladın mı? Hani bir işletmecinin müşterisine de edepli bir şekilde adabıyla yaklaşması gereken kısım var. Ama müşterinin de, aynen. Yani benim mekandan hani hesabını almadan kovduğum hani şey vardır ya böyle müşteri daima haklıdır. Bence öyle bir şey yok. Öyle müşteri şey daima yok. Haklı evet, değil. Evet. Yok hayır orada evet. Katılıyorum. Aynen. Yani tarafların karşılıklı olarak birbirlerine nezaket kurar. O zaman edep işte bak altında görgü, nezaket, güzel davranış bunların hepsini aynen. Barındırıyor aynen. Ama yine içerisinde en büyük puntoyla saygı. Yine saygıya geliyoruz. Kişilerin birbirine hangi sektörde, hangi ortamda, nereye, ister aile içerisinde. Yani biraz önce konuşmuş olduğum konuda anne ve babanın çocuğuna olan davranışında, çocuğun anne ve babaya olan davranışında hep saygı. Saygı temelli yaklaştığımız sürece zaten bu iletişim dilini oturtturduğumuz sürece toplum içerisinde kadının erkeğe, erkeğin kadına, aile içerisinde ebeveynin çocuğa, çocuğun ebeveynine, büyük küçük arasında herhangi bir problem kalmayacak ama buraları aşamıyoruz. Ama aşamama sebebimiz de var. Sistem buna izin vermiyor. Çünkü sistem insanların sinir uçlarında geziyor. Hakikaten çok fazla durumu, hali ve düşüncelerimizi, davranışlarımızı manipüle edecek ve bizi o noktalara getirecek olan yüzlerce, binlerce şey yaşıyoruz ve her an, her saniye, her şey değişkenlik gösteriyor. İnsanların yarın için herhangi bir güvencesi yok ki. Yani bilmiyor adam tetikte, bu sinir ucunda dururken her şey onu kaşıyabiliyor ve karşı tarafa istese de istemese de belki edepsizlik yapabiliyor o anda, o ruh haliyle. Belki sonra pişman oluyor ama iş işten geçmiş aynen, oluyor. Aynen, aynen. Yani.
Yani yolda giderken yol kavgasının bir anda böyle arabadan inip birbirinin üzerine yürüyüp sonradan pişman olmaları gibi. Belki noktayı şuraya bağlayabiliriz. Evet, belki daha yalın, belki daha salt halimize geri dönmek için biraz belki bu hayatın keşmekeşinden, bu yoruculuğundan, bu bizi yoran tarafından, bu sinirlerimizi yıpratan tarafından uzaklaşmak için bir 25. saatler kendimize yaratabiliriz. Belki küçük meditasyonel saatler ayırabiliriz kendimize ki birbirimizi yormayalım, birbirimize saygıyla yaklaşalım, birbirimize empatiye, o unuttuğumuz empatiyle gelelim. Ve doğru düzgün bir iletişim ve saygı dilini kullanır halde olalım. Aynen. Ama bunun en başında mesela yani bence ilk çocuğun da hani alması gereken aile içi edep öncelik bence bu. Sonra okuldan, hayattan bu şekilde devam ediyor ama çocuk aileden edebi kaptığı zaman o edeple iş hayatında da okul hayatında da onu sürdürüp devam ettirebiliyor. Çevresindekilere de aşılayabiliyor. Aşılayabiliyor mu? Çok zor. Çok, çok güzel bir yol çizdin ama bu o kadar zor ki ve hani benim de normalde hani kültür sanat eğitim alanında özellikle hassasiyetle üzerinde durduğum şey şu. Yani biz çocuğu alıp eğitmeye eğitim için onun algı seviyesini ya da sorgulamasını farkındalıklarını üzerine çalıştığımızda ya da bu yönde onun gelişimini sağlamaya çalışırken biz onu tekrar aile içerisinde o değişim dönüşümüne yardımcı olurken aynı eğitimi almış olduğu ama çarpıkların olduğu yere gönderdiğimizde bu sistem işlemiyor. Şimdi çok fazla gerçekten bu konu o kadar geniş ki biz her yerlere böyle dallanıp budaklanırız. Aynen. Neyse artık bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Ağacın kökü gibi yayılıyor, gittikçe gidiyor. Sonraki programlarda tekrar başlık başlık açabiliriz de bunu. Ama benim söylemek istediğim bir cümle var. Bak bir başlık daha atıyorum. Şimdi sana bir manşet atıyorum. Yani normalde mesela bir önceki programda kızlarla konuşurken falan böyle. Yani ben acaba çok mu konuşuyorum, onlara söz hakkı vermiyorum falan diye düşünüyordum ama yok ya maşallah. Çelen saniyede kaç kelime atabiliyorsun sen? Daha yani bir önceki programda ben şunu söylemiştim. Kadınlar hani çeneleri otomatik silah gibi de böyle şarjörü takarlar çat çat diye. Ta 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 ta. Erkekler o yüzden kaçıyor falan filan demişti. Ondan sonra onlar bana hayır falan demişti ama şimdi izleyiciler bunu bu bölümde daha iyi anlayacaklar. Ama bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatta o kadar işe yarıyor ki gerçekten bu gevezelik. Yani hani durduramıyorum ya artık karşı tarafı bezdirip. Ya bir sus da ne olur tamam ne istiyorsan alıp ya halledebilirsin falan noktasına getiriyor. Burada seviyorum bunu. Ha şimdi şuraya gelelim söylemek istiyorum. Bak burası önemli. Şimdi Hazreti Mevlana yine demiş ki bir insanın nasıl güldüğünden edep, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsınız. Şimdi konuyu açıyoruz. Erkeklerle kadınların güldüğü şeyler genelde değişiyor. Özellikle o maç muhabbetleri ve askerlik muhabbetlerinde aman Allah'ım. O konuyu konuşan erkeklerin yanındaki masada oturan kadın olmak. Çelen düştü. Yine mi düştü? O zaman ben bu haftaki programı güzel bir sözle kapatayım mı o gülmenin üzerine? Kapatayım hani, ama bir dahaki programda ben mutlaka bunu açmak istiyorum bak ona göre. Tamam ama bir dahaki programın konusu değişik olacak. Ama değişiyor tekrar edebi aynen daha sonrasında olmadı tekrar alırız. Ben buraya bağlarım. Oradan da bağlarsın aynen. Tamam. O zaman şey diyeyim hani gülme şeyleri değişiyor dedin yani. Osura gülenin osuru kadar aklı yoktur derler ya. Aynen. Tekrardan haftaya önümüzdeki hafta yeni programla görüşmek üzere. Ha, bu arada bir önceki Helin ve Asıl yaptığımız çekimlerde Instagram'daki ankette %50-%50 kalmıştık. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki çekimde söyleyeceğim demiştim programda. Onu da söyleyeyim. %50-%50 kaldık. İnşallah bu hafta bakalım aynen kim haklıda o mu önde bitirecek ben mi göreceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.